23. 24. dersimiz. Arapçamız yaxşılab fail teoremasi. Fail teoremasi ham muhim teoremalardan, misollarda ko'p keladi. Qarang. Fail teoremasi albatta shu holatda bo'lsa ishlatamiz. İkide bana paralel doğru çizgiler bana AB bilen MCD'ler birbirine paralel buluşacağım. Ve O noktada bunu A ve S noktalarda kesip öteyim. O noktadan yeni çizgi kod yazılayan B ve D noktalarda kesip öteleyen. Ötelse şu yette kesmeler hasıl bu poliye. Bu OA bilen AS bir de kesme. OB bilen BD yeni kesme. Şu kesmelerde OA'da AS'ye nisbeti OB'ne BD'ye nisbetiye teng olan. Şu Falis teoremi bu. Falis teoremi çizmesi sizde kalış gerek. Şu halatta buluşacağım. Daimen işte dalmesi de eğer bunu ikili çizik paralel bulmasa o işlemeydi Falis teoremi. Elbette paralel buluş gerek. Şimdi bana bir de misal okuyayım bana. 23. paragrafta birinci misal da AB bilen bunu S'de birbirine paralel deyip ayetipti. Savalda okusayız, çizilipti ve ular mende de kesişer deyip savalda ayeti yaptı özüme. Bu halatta kesişerken. A nokta bir. Boza da yaptı. OA'yımız 3 geteyim. AS'yımız 1 yarım bolsa ve OB'yımız 4 ve BD'yımız ne bulat diye. BD'ne doping diye. Falis teoremasını özü bilen çıkardı. Demek 3'te 1 yarım gen nisbatı, 4'de x gen nisbatı öp oladı. Bu oldu. Raporcuza koyalımız, x top koyalımız. Güdeyem olsun. Bunun da yani misalları var, özüyle işlep koyasınlar. Falis teoremasını da var. Misal işlep dur, yotla olasın bu konuda. Şimdi, bu mavzuyumuz, üçbürçek okşaş ligi. Üçbürçek okşaş ligini biz güdeyem yakışı bilişimiz gereği bulan. Yine karayın. Üçbürçek okşaş legeni üçte alamatı var. Birincisi bürçekler. Bürçekler aro. İkincisi tomon ve bürçek. Üçüncüsü fakat tomon orkali. Üçbürçek okşaş legi de yani onlar birbirine teng de yani emez. İkide üçbürçeği belirleyelim bana karayın. Katta küçük, bu küçük, bu katta rakan dedim. Bunu bürçekleri teng bu polisi mümkün. Bürçekleri teng, lekin özü tengmez. Bana masraf işte alfa mu alfa doğru geliyordu. Bunu gamma gamma, beta beta doğru geliyordu. Bürçekler teng. Sonuç için bunu 60 gradus olsa bir hem 60 gradus. Bu 70 gradus olsa bir hem 70 gradus. Sonuç için bunun geni kaç oladı? 60, 50. Bu 50 olsa bu hem 50. Misal için. Lekin tam olarak tengmez. Bürçekleri masraf işte teng bolsa bu üç bürçekler okşaş değil. Demek kulağısa geldik de bu üç bürçekler demek okşaşa kendiken kulağısa geldik. Bollu. İkinci kayda. İki de üç bürçekinin iki de tomonları özel o proporsiyonal ve şu iki de tomon arasındaki bürçek teng bolsa bu üç bürçekler okşaş değil. Hani bunun gibi misal. AX, BX. Evet, A bilen B. Orası da bir çek alfa. Şimdi bu AX bilen BX degenim sizi düşündür hemen demek ona kadar yani. Yedi var böyle. Bu 12, bu 15 olsa. Masraf işte 12 ge proporsiyon alsan. Misal için 4. 15 ge proporsiyon alsan 5. Olsa masraf işte tomonları proporsiyonal ve ular orası da bir çek alfa misal ten yakana. Demek bu üç bürçekler okşaş eken. Sizge üç bürçeği de okşaş deyip ayıp koymaydı. Bazı misalları var ayıp koyar. Bu iki üç bürçekler okşaş eken deyip durup savalları bir adı. Sizge bana karasız üç bürçeği çizime çizilgen tamamları şu halatı keli yap bana. Ki orası da bir bürçeği bir kılarken. Misal için 2 30 gradus. Demek bu üç bürçeler okşaş eken degen kulağısa gelişiz gibi verilgen malumatlar yakarak. İkinci kaydası getirdi. En de üçüncüsü. Fakat tomonlar aro. Hemen tomonları masraf işte proporsiyonal.
Bu A bo'lsa bunga AX to'g'ri keladi. Qandaydir. Bu B bo'lsa bunga BX. Bu C bo'lsa bunga CX bo'lyapti. Unga ham misol keltirib qo'ysam 4, 6, 8 bo'lyapti uchburchak tomonlari. 4 ga proporsional son misol 2 bor, 4 2 ga bo'linadi-ku. 6 ga proporsional son misol 3 bo'ladi. 6 3 ga bo'linadi-da. Keyin 8 ga proporsional son 4 bo'ladi. 8 4 ga bo'lsa e'tibor bersangiz 4 2 ga bo'lsa ham 2, 6 3 ga bo'lsa ham 2, 8 4 ga bo'lsa ham 2. Demak bular qanaqa? Hamma tomonlari proporsional. Demak hamma tomonlari bir-biriga mos ravishda bo'lishi kerak-da. Mos ravishda proporsional bo'lsa bu uchburchaklar o'xshash bo'ladi. Demak siz shu 3 ta qoida bo'yicha uchburchak o'xshashligini bilib oldingiz. Bu uchburchaklar o'xshash ekan degan qoidani bildingiz, qarab turib bildingiz uni. İkide uchburchak o'xshash ekan, o'xshash bo'lgandan keyin nima holat ro'y beradi? Undan keyin bu uchburchaklarda hani ikide uchburchak berilyapti. O'xshashlik formulasini nomlab qo'ydim. Tomonlari A1, B1, C1 bo'lgan uchburchak. Burchaklari mana endi. Alfa, beta, gamma deb olaverdim. İkincisinin tomonlarini A2, B2, C2 deb nomlab qo'ydim. Endi men bu uchburchakda o'xshashligini isbotlamayapman. Siz o'xshashligini shu 3 ta qoidadan bittasiga qarab bilib oldingiz. O'xshashligini bilib bo'lganingizdan keyin mos ravishda A1 da A2 ga nisbati, B1 da B2 ga nisbati va C1 da C2 ga nisbati va P1 ni P2 ga, ya'ni P'lar bular perimetr. Perimetrlar nisbati mos ravishda teng bo'ladi. O'xshashligini aniqlaganingizdan keyin shu nisbat teng bo'ladi. Va yana bu tomonlar va perimetr bo'ldi. Endi yuza ham aralashib qoladi bunda. Yuzanikida sal boshqacharoq. İkide üç burçay o'xshash bo'lgandan keyin ularda yuzalar nisbati ikide üç burçay bo'lyapti. S1 bilan S2 de nomlab olyapman yuzasini. S1 da S2 ga nisbati, A1 da A2 ga nisbatini kvadratiga teng tushadi. Va u B1 da B2 ga nisbatini kvadratiga teng. Va yana C1 da C2 ga nisbatini kvadratiga, P1 da P2 ga nisbatini kvadratiga teng bo'ladi. Yuzalar nisbati tomonlar nisbatining kvadratiga teng deyiladi. Shu uch burchakda o'xshashlikni formulasi shunaqa. O'xshash bo'lgandan keyin shu formuladan foydalansangiz bo'laveradi. 3 ta o'xshashlik alomatini yaxshi bilishingiz kerak va bu formulani umuman esingizdan chiqarishingiz kerak emas. Tushundinglarmi? 24-chi paragrafda birinchi misolida aytyapti, qarang. Aytayaptiki, ikkita o'xshash uchburchakning yuzalari 6 va 24 ga teng deb aytayapti. Va birining perimetri ikkinchisidan 6 ga ortiq ekan. Shunday bo'lsa, katta uchburchakning perimetrini toping deyapti. Savol shu. Endi o'xshash deb o'zi aytayapti. Demak, o'xshashlik formulasidan foydalansak bo'laveradi. O'xshashlik formulasi nima edi? S1 da S2 ga nisbati P1 ya'ni perimetrlar nisbatini kvadrati bo'ladi. Nariyada turibdi bu formula. Ko'rdingizmi? Mana S1 da S2 ga nisbati, ya'ni yuzalar nisbati tomonlar nisbatini kvadratiga teng. Yoki yuzalar nisbati perimetrlar nisbatini kvadratiga teng. Ya'ni P1 tasim P2 kvadrati bir. S1 da o'rniga 6, S2 da o'rniga 24. Mana P1'imiz P deb olsak, P2'miz undan 6 ga ortiq ekan. P plus 6 ekan. 6 bilan 24 ni qisqartirib yuborsangiz 1 tasim 4 bo'ladi. Endi bu yog'i oddiy tenglama bo'lib qoldi. Tenglamani ishlash uchun ikkala tarafdan ham ildiz olib yuboryapman. İkkala tarafdan ildiz olib yuborsak, buni 1 tasim 2 bo'ladi. Mondan ildiz olsangiz kvadrat yo'qolib qoladi. Proporsiya qilib yuboring. 2P bo'ladi, bu yerda P plus 6. P bu yoqqa qo'ysa P teng 6 ekan. P6 bo'lsa P2'miz nima teng edi? P plus 6 edi. Unga 6 ga 6 ni qo'shib qo'ysangiz, katta uchburchakning perimetri 12 ga teng. Tushundinglarmi? Ikkinchi savolda. Savolini o'qiydi, keyin ishlaganimni tushuntirib beray, qarang. Uchburchakning ABC, uchburchak ABC'ning tomonlari MNAS to'g'ri chiziq bilan kesishadi, deyapti. Qarang. Uchburchak ABC'ning tomonlari
Yani emin sizi kutkisi diyordu. Bunu tamamları bilen kesişedi bu diyordu emin. Ve bu emin diyordu. Asıge paralel de bu yaptı. Onu bunu da yazıp bu yaptı. Emin. Ne kadar yaptı? Ne yazıp bu yaptı? İşte sizi bu yaptı. Şu paralel de yani manada bildirir. ABS ve MN yani ABS ve MBN üçburçakının perimetreleri üçü birin sıfatı diye. Yani ABS üçburçakının perimetrenin P1 desem bu 3x'e denk gelir. Kandaydır. MNB yok ki MBN üçburçakının perimetreleri P2 de olsa bu x'e denk gelir. Çünkü ikilisi üçü birin sıfatı diye yaptı da demek kandaydır 3x bile x'e denk bu. Şimdi ABS üçburçakının yüzü 140 olurken, katta üçburçakın yüzü küçükken, MNB üçburçakının yüzünü topayın diye. Onu S2 deve aldığında onu topayın diye. Şimdi onu topamız. Yani bana formüle. S1'de S2'ye nispeti. Yok. Şimdi bir yerde şey, sizce bunlarda okşaş diyen yok ha? Okşaş deyip ayetme diyor. Savalda okşaş diyen narsa yok o de. Şimdi biz bunu karayın burçaklarına göre. Yani birinci, o'xshashlik alomatini birinchisi bo'yicha topib olamiz. Katta uchburchakka e'tibor bering. ABC uchburchak ko'ryapsizmi? Alfa, beta, gamma burchagi. Endi mo MBN uchburchagini qarang. Alfa bo'lsa, bu ham alfa bir xil ekanmi? Chunki mana parallel chiziq o'tkazilsa, haligi ikki parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq kesib o'tgandagi hosilga ko'ra, mo alfa bilan mo alfa bir-biriga teng bo'lib qoladi o'zi. Ama beta bilan mo beta bir-biriga teng bo'lib qolsa, mo gamma ikkala uchburchak uchun umumiy uchburchaklar teng burchaklari teng ekanmi? Mana katta ABS uchburchak bilan MBN uchburchakining burchaklari mos ravishda teng ekan. Demek bu uchburchaklar o'xshash ekan. O'xshashligini bilib oldik. Endi formula o'rinli bo'ladi. S1 da S2 ga nisbati, P1 da P2 ga nisbatini kvadratiga teng. Agar moni 10 da tamom bo'lganda ham tomonlari ham kvadrat bo'lardi. S1 144 ekan, S2 topishimiz kerak. P1imiz 3x bo'ladi, P2imiz x. X bilan x sarf etsa nima bo'ladi? 3 qoladi. Ya'ni 3 taqsim 1 qoladimi? Kvadratga oshirib olamiz. 9 taqsim 1 bo'ladi. Proporsiya qilib yuborsangiz 9 S2 teng 144. S2 teng 16 ekan. 144ni 9 ga bo'lib yuborsak 16. S2 teng 16 bo'ladi. Endi 6-chi misolga ham e'tibor beringda. Uchburchakning deyapti. O'xshash deb yana aytib qo'yadi bunda. 6-chi misolda ikkita o'xshash uchburchakning perimetrlari 18 va 36 ga teng. Va uchburchak yuzalari yig'indisi 30 ga teng deyapti. Savolda aytyapti o'zi buni. Bo'lsa S2 ni. S2 ni toping deyapti. Yana shu formulaga yuzlanaman. S1 da S2 ga nisbati teng bo'ladi P1 da P2 ga nisbatini kvadratiga. S1 da 10 niga mayitdan S1 topib olsam bo'ladimi? S2 ni bu yoqqa olib o'tib qo'ysangiz S1 teng 30 minus S2 bo'ladi. 30 minus S2 nima ikki qo'yib qo'yapman? Taqsim S2. Mana 10 niga 18 ni 36 ni qo'yapman. Qisqartirib yuborsak 1 taqsim 2 bo'ladi. Kvadratga oshirsangiz 1 taqsim 4. Proporsiya qilib turib tenglamani ishlab qo'yapman. Shu yerdan S2 ni topsa 24 chiqqan. Bizdan shuni so'ragan. 11-chi misolni birga ishlab qo'yamiz. ABC uchburchakning AB tomoni MN AS deyapti. Yani bunu yaptı ayet yaptı. Yani MN MN AS toğır çizik yordamı da BM 2 MA 4 bolgan kesmelerge acilatıladı deyapti. ABS çubuşak meyitten MN çizik ot kesilip. MN MN AS'ye paralel de yaptı. Bana MN'imiz AS'ye paralel de yaptı. Şimdi BM 2 iken bana. BM 2 de yaptı. Yani, oraya mı BM'di? BM 2 de mayette malumat veri yaptı. Yani. BM 2 iken de bana. Ma MN çizik bana. MN'imiz AS'ye paralel de yaptı. BM 2 MA 4 iken. MA met tur diye MA oldu. Kesmelerde
ajratiladi deyapti. Agar MBN uchburchakning yuzi 16 ga teng bo'lsa deyapti. MBN uchburchak mana bu da kichkina uchburchak. S1 deb olaymi uni? S1 yuzi 16 bo'lsa deyapti. ABC uchburchakning yuzi qancha teng bo'ladi deyapti. S kattasiniki. Katta uchburchak yuzini topish deyapti. Uje mana qaray, mana burchak alfa bo'lsa, mayda ham alfa bo'ladi-da. Paralel bo'lgandan keyin. Mana burchak betta bo'lsa, mayda ham betta bo'ladi. Mana burchak hammasi uchun umumiymi? Demek bu üç burchaklar o'xshash ekan. Burchaklari teng. Üç burchak o'xshashligining birinchi alomati bo'yicha to'g'ri kelyapti. Endi nisbat qilsak bo'ladi. Qarang, kichkina üç burchakni tomonini katta üç burchak tomoniga nisbatan olsak. Ya'ni BM turibdi, shu 2 bo'lsa nima mana? Mo betdanning qarshisidagi tomon megan 2. Shuni katta üç burchakda betdanning qarshisi nima turibdi? AB turibdi, ya'ni 6 turibdi. Nisbati tomonlar nisbati bo'ldimi? Shu tomonlar nisbatini kvadrati yuzalar nisbatini o'ziga teng bo'ladi. Yuzalar nisbati buniki berilayotgani S1 16. 16 ni S2 ga nisbat bo'ladi. Kvadrat beti bo'lmaydi monda. Tomonlar nisbatini olganimizda kvadrat bo'ladi. Eng zo'ri burchakka qaraverasiz. Mo betdanning qarshisida nima tomon turgan bo'lsa, katta uch burchakda ham betdanning qarshisidagi nisbat olasiz. Agar mo alfa ning qarshisidagini yoki boshqasini olib qo'ysangiz adashib qolasiz. Bo'ldi, shuni ishlab qo'ysak chiqaveradi. Qisqartirib qo'ysak 2 bilan 6 ni 1 taqsim 3. Bir taqsim 9 deng 16 taqsim S2. S2 deng 144 bo'lam. S2 ni toping degan topildi. Tushundinglarmi?